Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Ben Samet. Bugün FIFA 2021'de Galatasaray kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, bu bölümde Manchester United maçı ve Başakşehir maçlarını oynayacağız. Bir dahaki bölümde de Beşiktaş derbisini oynarız ve diğer Manchester United maçını oynarız. Ondan sonra da Fenerbahçe derbisini falan oynarız arkadaşlar. Ben bir de kayıt alıyorum, bir bakayım şimdi. Kayıt falan almamıştı. Evet, eksi 34 milyondayız ama çok iyi oyuncular aldık. Son bölüm takım dökülmüştü. Ben de taktiksel bir değişikliğe gittim. Kanatsız oynayacağız. Beklerimiz bindirecek ileri doğru. Lemina da defansın ortasına girecek arkadaşlar. Ve bu şekilde bir oyun sistemi kurdum. Bakalım Manchester United maçında nasıl oynayacağız. O zaman Şampiyonlar Ligi maçı başlasın. Ve Türk Telekom Arena'da Galatasaray Manchester United Şampiyonlar Ligi mücadelesi birazdan başlayacak. Bakalım bu zorlu mücadeleyi kim kazanacak? Galatasaray mı yoksa Manchester United mı? Bizim mutlaka kazanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki büyük ihtimalle kazanamayacağız ama en kötü beraberlik falan. Çünkü arkadaşlar Villarreal'i yendik ama Lech Poznan'a kaybetmiştik diye hatırlıyorum. Geçen bölüm galibiyet alamamıştık. Ya da beraberlik mi? Yok, kaybetmiştik. O yüzden bu maçta mağlup olmadan kazanmaya çalışacağız. Ya da en kötü beraberlik de olur. Ve taktiksel değişikliğe de gittik. 4-4-2'ye döndük. Ama bu sefer kanatsız 4-4-2. Beklerimiz bindirme yapacak. Bakalım nasıl oynayacağız. Topa sahip olmayı ayarladım. Oyun türünde topa sahip olarak atak yapmaya çalışacağız. Şimdi Deandre Yedlin açtı ortayı. Onyekuru'dan önce savunma. Hernandez, Alexelles, Brozovic topu orada uzaklaştırdılar. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Gördüğünüz gibi şu an puan durumda zaten sol üstte. Kazanırsak lider bile olma ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Büyük ihtimal Lech Poznan kaybedecektir Villarreal'e. Bizim bu kadroyla hani tamam tam Şampiyonlar Ligi kadrosu değil ama gene de Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmamız gerekiyor. Hani eğer Avrupa Ligi'ne düşersek zaten hedef Avrupa Ligi olur. Henry Onyekuru şimdi. Onyekuru çalımını attı. Verdi pasını şimdi Kang Lee. Ah be, pasını atamadı. Mustafa Muhammed'e geçmedi. Bizim böyle çok dikkatli oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle defansı çok sağlam yaparsak illa ki bir gol buluruz ama defans çok sağlam değil. Yani daha doğrusu yapamıyoruz gibi. Marcus Rashford verdi. Anthony Martial çok güzel. Fofana topu uzaklaştıramadı. Brozovic'de kaldı. Fred verdi. Anthony Martial, Marlos yedik. Abi şu paslar nasıl geçiyor? Ben hiç anlamıyorum. Ya adamlar iki pasta gol atıyor ve bütün hevesim kaçıyor. Ama neyse ya, bu ya zaten Manchester bizim rakibimiz değil. Biz bunlara kaybetsek de öbür maçları kazanıp telafi edebiliriz. O yüzden bizim en kötü beraberliği bulmamız gerekiyor ki bulabiliriz de sabırlı oynarsak. Karbonik verdi, veremedi Henry Onyekuru'ya. O pas geçti, daha da değişik şeyler olabilirdi. Karbonik abi, şu paslar geçmiyor işte. Neyse, Marlos bu bize gol atan adam herhalde. Şimdi verdi Van Bissaka. Şurayı kapatalım arkadaşlar. Yap baskını. Çok güzel, çok güzel. Uzaklaştıralım oradan. Kontradan gol bulabilirsek Manchester'a çok iyi olacak. Anthony Martial verdi. Marcus Rashford. Rashford döndü şimdi. Kaleye gördü, vurdu. Fernando Muslera çıkardı. Karbonik uzaklaştıramadı. Marlos Van Bissaka offside, offside. Abi orada topu uzaklaştırmaz. Kangli'nin burada ne iş var? Yanlışlıkla seçtim. Marcao. Bak, garantici oynayın abi. Garanti Pedri, garanti reis. Pedri verdi Mario Lemina. Mario Lemina verdi Marcao. Marcao'nun pası Karbonik. Şimdi verdi Henry Onyekuru'ya. Abi bilerek mi yapıyorsun Karbonik ya? Bilerek yapıyor abi. Yavaş atacağı yerde yavaş atmıyor. Abi bilerek saçma sapan pas atıyor ya. Al işte yedik. Ne olacak? Muslera be son anda kurtardı. Marcao adamsınız bak. İkisi bizi var ya ipten aldı.
Abi saçma sapan paslar atıyor. Yavaş atsa biz de az önce de hızlı atması gerekiyordu. Yavaş at. Neyse daha genç. Böyle hatalar yapabilir. Mustafa Muhammed. Verdi Kangli. Lee vurdu Dehe ya abi. Böyle fırsatı bir daha nerede bulacağım ya? Ben... Ağzımda bir şey vardı. Neyse sorun yok. Kangli bu da çok çabuk yoruluyor. Şimdi Mustafa Muhammed'e doğru. Muhammed vuramadı. DeAndre Yetlin. Ah be. Yetlin aldı şimdi. Harika bir hareket verdi Pedri. Pedri. Reis pasın bir geçse senin bunların da pası yok. Marcus Rashford alalım orada. Gerson Fernandes, Pedri, Mustafa Muhammed, DeAndre Yetlin. Bekletmeden açtı. Onyekuru'ya gelmedi. Alex Telles şimdi Marcus Rashford. Hadi lan hadi bir şeyler yapak tamam. Orada bir kontra yemek de. Diyeceğim de yedik kontrayı. Şöyle şurayı kapatıyorum. Hadi lan oğlum bizimki de bir yetişemedi ha. Kapat orayı Fofana adamsın. İkinci yarı İrfan'ı alacağız büyük ihtimal çünkü Lee çok yoruldu. Lucas Hernandez tamam çok güzel orada uzaklaştı. Koca bitirme lütfen. Hoca ben bir atağa çıkayım öyle bitir. Ya kötü oynamadık ama kalemize gelen bir pozisyonda da gol yedik. Yani adamlar ilk geldiğinde attı. Villarreal'le Poznan maçı daha başlamamış. Lee yerine İrfan Can Kahveci hamlesini yapalım. Evet. Hadi bakalım. İrfan Can'ı göndermiş miydik? Teklifi kabul mü ettik? Ben hiç hatırlamıyorum. Bu arada Mustafa'nın falan da bir yılı kalmış. Onunla da anlaşmamız gerekiyor. İnşallah unutmayız da anlaşırız bu videoda. Yoksa sıkıntı olmasın. Mustafa'sı ne yapacağız abi? Şimdi Marlos. Verdi Van Bissaka. Verdi Fred. Fred şimdi kaptırdı Karbonyak. Verdi Henry Onyekuru. Hoca faul ya. Adam orada çalım atıyor. Ayağına vuruyor. Marlos. Van Bissaka. Fred. Dikkat çeken oyuncu Marlos. Lan bu kim ki böyle bizi bayağı bir yordu. Kanka baskınızı yap. Baskınızı yapın orada. Ben şurayı kapatıyorum. Tamam. Van Bissaka şimdi. Bunun da defansı iyi. Hücumda biraz ağır gibi. Fred. Fred çok güzel uzaklaştır abi marka Mario Lemina İrfan Can Kahveci Mario Lemina verdi şimdi Mustafa Muhammed verdi Pedri Pedri verdi DeAndre Yetlin şimdi Yetlin hadi oğlum ver Onyekuru'ya Onyekuru savunma indir Onyekuru indirdiği yerde Marlos var bu Marlos da her yerden çıkıyor Fred şimdi bir uzun top Marcus Rashford'a doğru Fofana da koşuyor ama taç. Fred çıktı şimdi. DeAndre Yetlin. Şimdi verdi Pedri. Pedri'den Mustafa Muhammed. Henry Onyekuru. Muhammed. Verdi şimdi Karbonyak. Karbonyak çalımını at. Ya of çok kötü oynuyorsun ya. Çok kötü oynuyorsun abi ya. Tam genç falan ama çok kötü oynuyor. Al işte bunun kaptırdığı her topta kalemize atak olarak yani geri dönüyor. Of Fofana adamsın be. Çok iyi abi. İrfan Can Kahveci şimdi. İrfan. İrfan harika sıyrıldı. İrfan hala koşuyor. Ver abi Onyekuru'ya tamam. Onyekuru'nun şu hızını biraz kullanalım. Henry Onyekuru İrfan'a geçmedi o top. Onyekuru verdi Karbonyak. Açtı ortayı. İrfan Can Deheya. Muhammed savunma. Allah'ım Onyekuru gene Deheya. Çok iyi bastırdık. İrfan. Mustafa Muhammed abi ne biçim vurdun ya? O sana yakışan bir vuruş mu ya? Abi çok yani çok sağlam geldik orada ama ya bir türlü atamadık. Bizim sol bek yok mu ya? Mert. Mert sen oyna bari. En azından pas hatası yapmaz. Bir de Dumbia girsin şuraya. Orayı da bir sağlam alalım arkaya koşan toplarda. Abi ya şu pozisyonu atmamız gerekiyordu. Vallahi çok güzel bir pozisyondu. Şimdi David De Gea verdi Lucas Hernandez. O da Alex Telles'e verdi. Kiralık gönderebiliriz Karbonyak'a. Onun yerine bir sol bek, deneyimli sol bek lazım gibime geliyor. Çünkü çok pas hatası yapıyor. Tamam çok iyi potansiyeli var 80'lerde 85 falan. Ama çok fazla pas hatası yapıyor. Gedson. İki kez kaptı, iki kez kaptırdı. Dum bir araya girdi. İrfan Can Kahveci, Henry Onyekuru kaptırdık. Şimdi Greenwood, Van Bissaka, Gedson Fernandez,
Mert sen gitme kardeş. Brozovic verdi Pogba. Hadi oğlum çok güzel. Dumbia, Dumbia ver Mustafa Muhammed. Muhammed şimdi kontrol et. Ya Muhammed vur abi ya vur ya. Allah Allah. Çok gol pozisyonu kaçırıyoruz çok. Hadi PES'te olsa normal diyeceğim de vurması lazım bir falan. Alex Telles ya topu da çekmedi daha doğrusu orada. Hiçbir şey yapamadık orada. Ya fıstık gibi pozisyon boşa gitti. Orada bir topu kaparsak diyecektim. Offside değil mi hoca? Offside ama neyse. Şurayı kapatalım. Şurayı kapat. Yap baskını. Yetlin alırsın reis. Orada vurdurmamak lazım. Brozovic Muslera. Çok güzel be. Çok güzel Muslera. Şimdi Henry Onyekuru. İleride tek. Verdi Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed'den Mert Müldür. Mert. Verdi Gedson Fernandes'ten şimdi Mustafa Muhammed. Muhammed vurdu golü attı. Dakika 91-1 Galatasaray beraberliği yakalıyor. Hak ettiği golü dakika 90'da buluyor Galatasaray. Mustafa Muhammed attı. Galatasaray beraberliği buldu. Bizim için çok önemliydi abi yani. Kaybetmektense o bir puan almak çok önemliydi. Burada Mert verdi. Dumbia verdi. Gedson Fernandes olabilir. Muhammed karşı karşıya affetmedi. Bugün çok fazla gol kaçırdık. Manchester ilk yarı 2-3 pozisyon geldi. Sonra da daha gelemedi. Ya biz hak ettik abi bu golü. En kötü beraberliği hak etmiştik zaten. Artı bir verdi hakem. Hoca bitir tamam. Ben daha gol yemek istemiyorum. Alex Tel Kay abi. Faul verdi. Bitirdim mi maçı ve maç bitiyor. Galatasaray 1, Manchester United 1. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 3. maç sonucu. Manchester'lı oyuncular şaşkın. Muhammed siz sakin olun diyor arkadaşlarına. Ben her şekilde atarım diyor reis. Bir röportaja gidelim. Yani takım toparlanıyor arkadaşlar. Bunu görmüş olduk. Bu oyun hani bu oyun oyun değil de dizilişe alıştığımız zaman daha da iyi olacağız. Evet. Takım her şeyden önce gelir ya takım evet. Beraberliği hak ettik abi sonuna kadar hak ettik. İki takım da iyi oynadı evet. Teşekkürler reis. Şimdi benim bir sözleşme yenileme işlerim var da. Ya Lee. Sanki sen olsan kazanacaktık. Boş boş konuşma ya. Kondisyonunu koru abi sen. Ölüyorsun orada. İrfan girdi, toparladı işte orayı. Şimdi kadro merkezi diyelim. Sözleşmesi bitenler Fernando Muslera. Yenileme temsilcisi atak. Bakalım. Yo, görüşme yap. 0 yıllık da Muslera. Bak sen bizim efsanemizsin. Burada bırakacaksın topu, tamam mı? 60 bin olayım. Çok önemli tabii. Evet. İki. Ya bir yanlış oldu ya. Yanlışlıkla teklif ettim ama olsun önemli değil. Devam edelim. Maaş işliğinde Muslera 60 veriyor mu abi? Zaten 60 alıyormuşsun. Tamam, teklif makul, güzel. Bonus falan da yok. Emin Bayram. Yenileme temsilcisi hata. 3 yıllık tamam, kabul et, güzel. Basel'e gidecek Taylan Antalyalı. Tamam abi. Sezon sonu futbolu bırakıyor. Arda Reis bizde bırakacak. Kerem kiralık. Güzel. Aslında Kerem de güzel gelişiyor. Orada sadece oynaması gerekiyor. İrfan Can transfer listesinde. Sezon sonu Amrabat be. Reis bizde bırakacak. Kiralık Oğulcan bak güzel. Bunu da oynatabiliriz arkadaşlar. Hulk futbolu bırakacak. Tamam. Güzel. Şu an kadromuz fena değil. Biz sadece biraz ilerleyelim. Başakşehir maçını mutlaka kazanmamız gerekecek. Kahraman Muhammed. Tabii ki ya. Kazanırsak birinci 10 puan bile kaybedersek acayip sıkıntı olacak. Biz bir basın toplantısına katılalım. Biz soruları yanıtlayalım. Hala bizim oyuncumuz. Elbette yani. Şampiyon biz bir olacağız. Hazırız reis. Aslında diğer maçlardan farkı yok da Başakşehir. Hadi Beşiktaş falan olsa tamam da. Yani Başakşehir sonuçta. Oo, takım çok yorgun. Yani Gedson Fernandes
İrfan Can'ı oynatacağım. Dumbia gir. Mario Lemina yerine. Nketiah'la başlayacağım arkadaşlar. Mecbur Muhammed'in biraz o kondisyonun toplaması gerekiyor. Derbi falan da var. Şöyle bakıyoruz. Tamam. Hadi Karbonyak, bak bu maçta oynayabilir, sorun yok. Bu lig maçı sonuçta. Oyun ayarları. Şöyle bakıyoruz. 13-30. Hava durumu o zaman ben çok bulutlu yapıyorum. Formamızı değişelim arkadaşlar. Biz bu formayla oynayalım. Onlar da formayla. Bu winner formamız zaten bildiğiniz gibi gerçekte. O zaman Başakşehir maçı başlasın. Ve Galatasaray Başakşehir maçı birazdan başlayacak. Bakalım bu zorlu mücadelede gülen taraf kim olacak? Galatasaray mı yoksa Başakşehir mi? İşte iki takım oyuncular da ekranlara geldi. Bizim için zor maç ama kolay maç yok zaten. Puan da kaybetmememiz. Ya şimdi de hakemin saçı kötü. Yani gidip geliyor. Bu FIFA'nın genel bir hatası mı? Zaten FIFA 21 bu sene analik olarak iyi değil. Bence grafiksel olarak çok hata var arkadaşlar. Yani FIFA sağ olsun hep online yatırım yaptığı için. Karbonyak, İrfan Can Kahveci Karbonyak'a geçmedi. Martin Şikirtel. Şimdi Joic, Gulbrandsen. Onyekuru'yu da koşturduk boşu boşuna ama neyse. O alışkın antrenman yapıyor. Açtı ortayı Fofana. Sakin olun diyor. Soner şimdi verdi. Azubuike verdi mi? Çok kritik bir kurtarış. Muslera'dan Kerem Fıray dışarı. Fernando Muslera'dan çok kritik bir kurtarış geldi. Şimdi Fofana verdi. Deandre Yetlin verdi. Pedri. Pedri'nin pası Kangli. Lee verdi Dumbia. Dumbia şimdi. Nereye verdin Dumbia ya? Alalım oradan topu. Dumbia, sen defans oyuncuların arasında girmen gerektiğini biliyor muydun? Ben dememiş olabilirim sana ama birazdan diyeceğim. Joic, Rafael. Tamam. Şu Dumbia'ya o talimatı vermemiş olabiliriz arkadaşlar. Tamam. O zaman neredesin lan Dumbia? Gol mü atacaksın ileri gidip Servet Çetin gibi? Rafael, Armstrong, Fofana. Ah be, pasımızı atamadık. Gulbrandsen, Muslera. Top Muslera'nın üzerine geldi. Şimdi Muslera verdi pasını Pedri, çalımını atamadı. Kerim Fıray, Armstrong. Marcao yapıştı ona. Şimdi Kerim Fıray, Aziz Behiç, Azibuke. Hop, orada Fofana. Reis çok iyi defansta. Marcao ile Fofana çok iyi. Nketiah, Karbonyak. Verdi şimdi İrfan Can Kahveci. İrfan Can verdi Nketiah. Nketiah'ın pası geçmedi. Henry Onyekuru'ya el abi. O nasıl bir kontrol? Voleybol mu oynuyor sanki? Marcao. Marcao şimdi. Verdi İrfan Can Kahveci. İrfan Can'ın pası Dumbia. Dumbia'dan Pedri. Pedri şimdi. Deandre Yetlin açtı. Nketiah inanılmaz bir gol kaçırdı Nketiah. %100'lük bir gol belki de işte Muhammed olsa atardı ama o adamın da biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Mert Günok. Orada Karbonyak indiremedim. Marka indirdi. İrfan Can Kahveci. Verdili. İrfan Can. Tekrar verdi. Şimdi Karbonyak. Karbonyak. Açtı ortayı. Onyekuru vuramadı savunma. Deandre Yetlin indirdi. Azubuike Dumbia şimdi verdi. Karbonyak. Henry Onyekuru. Verdi Pedri'ye geçmedi. Azubuike şimdi. Armstrong. Orada Deandre Yetli şimdi. Dumbia. Verdi Fofana. Fofana'dan Pedri. Pedri verdi Kangli. O da verdi şimdi İrfan Can Kahveci'ye. İrfan Can Rafael'den sıyrılamadı. Mert Günok hiç riske girmiyor ve topu taca gönderiyor. Kolu da kontrol ettik. Karbonyak. Henry Onyekuru. İrfan Can Kahveci. Pedri. Pedri. Verdi Deandre Yetlin. Yetlin şimdi verdi Pedri. Pedri verdi İrfan Can Kahveci. İleride hazırlık pasları yapıyoruz. Pedri verdi Deandre Yetlin. O da verdi Nketiah. Kangli vurdu savunmadan döndü top. Gulbrandsen. Şimdi Gulbrandsen'le bir ani atak şansı Başakşehir adına. Armstrong'dan bir pas.
Kerim Fıray ama Fıray çok yorgun orada. Deandre Yetkin kapattı orayı. Azubuike verdi Kerim Fıray. Aziz Behiç verdi Kerim Fıray'a şimdi tekrar. Kerim Fıray verdi. Gulbransen Fofana. Şimdi Deandre Yetlin, Kangli. Yetlin verdi Pedri. Pedri verdi Yetlin'e. Yetlin'den bir pas. Çok yavaş bir pas. Azubuike. Soner Aydoğdu. Armstrong verdi Soner. İrfancan araya girdi. Fofana'nın orada ne işi var? Fofana orta sahaya geçmiş. Çok güzel abi. Helal lan diyecektim. Adam ikinizi de geçti. Gulbransen son anda Muslera ama offside. Fofana, Pedri, Reis. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı sonucu Galatasaray 0, Başakşehir 0. Bence çok güzel oynadık diyebilirim. Yani topa sahip olduk. Ataklar yaptık abi ama devamı gelmedi. Ya sadece bitiricilikte sorun vardı. Buraya Nordin Amrabat deneyelim. Bir de bakalım o nasıl oynayacak. Tabii orta saha oynayamaz. Orası ayrı ama kanatlara falan açılırsa bence bir şeyler yapabilir. Armstrong, Kemi de Pedri'yi de biraz dinlendirmiş olalım. Joic. Rafael. Şimdi Karbonyak. Lee verdi İrfancan Kahveci. İrfancan verdi Nordin Amrabat. Amrabat'ın pası Deandre Yetlin şimdi. Yetlin Reis ne yaptın ya? Çok biraz gaza geldik evet. Şimdi Kerim Fıray verdi Azubuike. Azubuike nereye gidiyorsun abi? Tamam git ben şurayı yavaştan kapatırım. Bırakın açsın. Helal lan İrfan'dan alamadım. Tabii, helal dedik bir de sana. Azubuike. Kerim Fıray şimdi verdi. Soner Aydoğdu. Joic. Marko. Gulbransen. Çok saçma. Çok saçma bir gol yedik. Yani adamlar durdurulamıyor. Gol atacağı zaman yapacağınız hiçbir şey yok abi. Şimdi Henry Onyekuru. İrfan Can Kahveci. Kandili. Verdi Enketiah. Enketiah'tan Henry Onyekuru. Henry Onyekuru verdi şimdi Karbonyak'a çok güzel bir pas. Karbonyak çalımını attı. Ya abi şu pasını bir kere de ver ya. Yeter abi ya. Allah Allah. Hiçbir pas atamıyor. Rafael. Lan oğlum çok kötü kaydı Kaan. Orada iki faul mal olmadı. Of. Gulbrand sen şimdi. Hayır. Armstrong. Ya başlarım böyle işe ya. Offside, offside. Ne hemen seviniyor. Karbonyak'ı çıkaracağım. Bizim devre arasına kadar orayı idare etmemiz gerekecek artık. Ya abi bak gerçekten bindirmeleri falan güzel ama bitiricilik yok adamda ya. Muhammed'i de aldım. Bu saatten sonra mecbur kazanacağız. Marko verdi Mert Müldür. En azından Mert belki pas atabilirdi. İrfan Can verdi Kandili. Lee verdi Nordin Amrabat. Amrabat'ın pası Yetlin'e geçmedi. Pong verdi Şikirtel. O da verdi Mert Günok. Mert topu taca gönderdi Reis. Şimdi abi ne çok değişiklik yaptınız ki ana. Mert Müldü. Henry Onyekuru. Mustafa Muhammed. Muhammed verdi Amrabat'a geçmedi. Oh be oğlum oraya mı koşulur lan? Direkt önünü alıp vuracaktın abi. Azubuike. Verdi şimdi lan Cagney'i biz bunlara mı gönderdik? Mbaye Junior Cagney. Reis, reis. Ne yapıyorsun? Bak sakın bize gol mol atayım. Bak. Yaptığın hareketlere bak. Ayıp lan Cagney. Yediğimizde gole bak anasını satayım. Şampiyonlar Ligi'nde sen nasıl oyna? Burada nasıl oyna? Henry Onyekuru. Verdi Mustafa Muhammed. Henry Onyekuru. İrfan Can Kahveci verdi Mert Müldür. Ya bu taktik de aslında çok güzel ama bekin olması lazım. Gulbrandsen abi al artık şu topu ya Allah Allah. Bunda da top alınmıyor. Oyuncular öyle bir profesyonel oynuyor ki. Lee şimdi. Henry Onyekuru. At pasını abi at artık. Allah Allah. Aziz Behiç. Gitti maç ya. Şimdi Chadli, bunlar da sanki arkadaş geber ya Allah Allah. Başımıza yani Barcelona kesildiler. Şuna baksana oynadıkları topa bak. Gulbrandsen açtı ortayı Muslera. Aman reis. Aman. Yetlin. Nordin Amrabat. Amrabat.
Ne yapıyorsun abi? Kerim Fıray. Of, çok çok kötü, çok kötü. Ya tamam, kart veriyorsan ver abi. Şimdi Fernando Muslera verdi Dumbia. Dumbia'nın pası Marcao. Marcao verdi İrfan Can Kahveci. Kangli verdi Nordin Amrabat. Amrabat'ın pası Deandre Yetlin şimdi. Yetlin'den bir koşu var mı? Bilmiyoruz. Topu çekti. Abi Muhammed'e versene ya. Nereye veriyorsun? Yetlin, Nordin Amrabat, Kangli. Lee vurdu, Mert çıkarttı. Allah'ım, bunu atmamız gerekiyordu ya. Abi şu pozisyonlara atmamız gerekiyor. Muhammed'e doğru Muhammed vuramadı. Aslında gerçekte olsa Muhammed var ya. Üf, ne vururdu da işte. Gerçek değil. Abi şu pasını at. Saçma sapan toplar kaptırıyoruz. Yapacak bir şey yok. İlk yarıda atacaktık. Bu pozisyonu da atacaktık. O zaman zaten maç kopardı. O ilk yarıda gol atsak. Rafael, Soner, Azubuike. Verdi Kerim Fıray. Muslera artık açıl, bir şeyler yap. Tamam Fofana. Ve maç bitti zaten abi. Maç bitti yani. Bence yani kaybetmeyi hak etmedik. Başakşehir top oynamadı açıkçası. Her zamanki gibi yattılar, yattılar yani. Top oynamadan maç kazandı adamlar. Yapacak bir şey yok. Evet. Özgüven düşüktü. Tüm övgü hakkıdır. Yetkin kötü oynamadı. Savunma bugün rezaletti abi. Biraz akıllanmaları gerekiyor böyle öv nereye kadar? Beşiktaş maçı var. Bir dahaki bölümü oynarız. İrfan Can Kahveci için 29 milyon euroluk teklif. 38'e kadar çıkabilirsin diyor. 34'ü reddetmişlerdi. Kabul edelim mi ya? Bir görüşme yapalım arkadaşlar. Bir 32 isteyelim. 30-32 arasında göndeririz. Yine transfer ücreti teklif et. 32 düz. Bak hiç masaya vurmana falan gerek yok. 38 isteyebilin diyordu. Tamam 32'ye İrfan Can inşallah. Aston Villa'ya gider. Biz de oradan bir sol bek alırız abi. Bir de kiralık gönderebileceğimiz bir orta saha alırız. Tamam. Bugünlük de videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.